Değerli arkadaşlar, merhabalar. Merhabalar diye hitap edince hemen aklıma henüz dün gelen bir tuhaf bir aklı evvel şahsın uyarısı veyahut da eleştirisi aklıma gelmekte. Bana hacı merhabalar kelimesi Türkçe bir kelime değildir. Türkçeyi de katlediyorsun şeklinde bir eleştiride bulunmuş. Öncelikle değerli kardeşim, selamlamanın şekli ve şemali olmaz. Merhaba diyerek de selamlanır, merhabalar diyerek de selamlanır, gülümseyerek de hoş bir tebessümle de selam verilebilir. Bu bir. İkincisi, bana hacı diye hitap etme hakkını nereden görüyorsun? Mekke'de miyiz, Tekke'de miyiz be kardeşim? Birlikte umre mi yaptık? Şekilsel yaklaşımlarla insanları kategorize etmenin doğru olmadığını düşünüyorum ve lütfen bu tür saçmalıklardan vazgeçiniz. Evet sevgili arkadaşlar, son zamanlarda biraz eleştiri almaktayım. Ağırlığımı dolar TL'ye vermiş olmam sebebiyle endeks ve de borsa ve hisseler üzerinde pek fazla analiz geçmemem sebebiyle sizlerden şikayetler, hatta biraz da tacizler almaktayım gelen mailler ve mesajlar itibarıyla. Haklısınız arkadaşlar, üzgünüm, gerçekten de özür diliyorum bu hususta. Malum dolar TL'nin son derece dalgalı ve hareketli bir seyir içerisinde olması ve bu hususta çok yoğun sorular almam nedeniyle bu konuya biraz daha ağırlık vermek durumunda kaldım. Ki bir başka neden ise özellikle yılın son günlerinde Christmas, Noel tatili sebebiyle yatırımcıların, daha doğrusu yabancı yatırımcıların borsa ve hisse senetleri hususundaki işlem hacimlerini son derece minimize etmeleri ve bunun paralelinde borsada son derece sığ bir akışın söz konusu olması nedeniyle çok fazla bir yorum aktarma şansım olmadı. Evet, değerli arkadaşlar, aslında geçtiğimiz hafta içerisinde sizlere bir analiz aktarmıştım ve demiştim ki yabancı takasında dikkat çeken bir artış, dikkat çeken bir yükseliş gözlenmekte ve bunu nasıl yorumlamalıyız şeklinde bir konu başlığı açmıştım. Şu anda görmekte olduğunuz grafik, yabancı takas oranı ve endeksin koralize edilmiş haliyle, birlikte değerlendirilmiş haliyle çizilmiş olan bir grafiğidir ve haftalık bir grafiği yansıtmakta. Bir önceki, yani bu husustaki bir önceki analizimde, yabancı takasıyla ilgili olarak aktarmış olduğum bir önceki analizimde yabancı takas oranının son 2-3 aylık süre içerisinde belirgin bir yükseliş içerisinde olduğunu, yani şu bölgelerden baktığınız zaman, şu bölgelerden baktığınız zaman önemli bir yükseliş yaşadığını, hatta ve hatta endeksin 84-85 bin bölgesine geriledikten sonra ki dönemini dikkate aldığımız zaman son 3-4 aylık süreçte çok bariz bir yükseliş eğilimi içerisinde olduğunu net olarak görmektesiniz. Ama en çok dikkat çeken nokta şu ki arkadaşlar, son 1-1,5 aylık süre içerisinde, yani şu bölgeye baktığımız zaman bu yabancı takas oranındaki artış eğiliminin çok daha belirginleştiği yönünde. En azından şuraya bakalım arkadaşlar. 17 Aralık haftasında, 17-25 Aralık, 24 Aralık haftasında %2 civarında bir artış yaşanmış ki yabancı takas oranının bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde bu kadar belirgin bir artış yaşaması gerçekten dikkate şayan bir durumdur. Sevgili arkadaşlar, öncelikle şu noktayı sizlere vurgulamak istiyorum. Yabancı takası artıyor olabilir. Yabancı takasında çok belirgin artışlar görüyor olabiliriz. Ama yabancı asla ve asla bizler gibi, küçük yatırımcılar gibi veya daha genel bir tanımlamayla yerli yatırımcı psikolojisi ile düşünmemekte. Biz ilk seans alıyoruz, ikinci seans %1-2 artış yaşasın da satalım. Hani tabiri caizse bir çorba parası çıkaralım mantığıyla genel anlamda işlem yapmaktayız. Veya bir kısmımız bir hafta 10 günlük bir süreci dikkate almakta %3-4-5 gibi bir primi hedefliyor ve bu şekildeki bir marj gördüğü anda satıp kâr ettim çok şükür diyerekten pozisyondan çıkabiliyor ve yeni bir senet arayışına giriyor. Ancak yabancının mantığı böyle değil değerli arkadaşlar. Yabancı 2000'li yıllardan beri veya 2010 yıllarındaki
seviyelerden itibaren pozisyonunu artırmakta ve o 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonrasını dahi dikkate almak kaydıyla pozisyon taşıyabilmekte. Önemli, çok ciddi ataklar olduğu zaman yukarı seviyelerden, endeksin zorlanabileceği noktalardan satış yapıp, misal veriyorum, 100 bin lot satış yapıp, X bir noktaya doğru bir gerileme olduğu anda o düşük seviyelerden tekrar alım yapmak suretiyle 100 bin lot sattığı hisseden 120-130 bin lot gibi alım yapmak suretiyle pozisyonunu artırabilmekte. İşte bu son cümlemin paralelinde diyebiliyorum ki yabancı özellikle ve özellikle son 2 aylık 3 aylık süre içerisinde endeksin her yukarı atağında satış yapmış ve oluşan 90 bin ve 90 bin aşağısına yönelik geri çekilmelerde ise yukarıdan sattıklarını yerine koymayı tercih etmiş ve böylelikle de pozisyonunu artırmış. Bu pozisyonunu artırmış ifadesini ben laf olsun beri gelsin diye söylemiyorum. Buyurun işte grafiklerden görüyorsunuz değerli arkadaşlar. 10 Aralık tarihinde yabancının takas oranını %63.67 olarak görüyor iken bugün yaklaşık bir aylık bir süre geçmiş, yılın son süreci itibariyle geçen bu süreci dikkate aldığımız zaman son kapanış değerleri bazında %65.50 gibi çok önemli bir seviyeye ulaşmış. Bu seviyeler ise endeksin yaklaşık 115 bin, 116 bin değerlerinde olduğu dönemdeki yabancı takas oranıyla eşdeğer. Bu konunun ayrıntılarına girmeyeceğim. Zira yabancı takas oranı artıyor ve bunu nasıl yorumlamak başlıklı videomda analizimde sizlere aktarmıştım. Yabancı endeksin daha doğrusu hisse senetlerinin dolar bazındaki değer kaybını dikkate almak, ucuzluyor olmasını dikkate almak kaydıyla pozisyonunu artırıyor olabilir. Ama ucuzun da ucuzu vardır. Daha da ucuzlayabileceğini düşünüyorsa niçin bu seviyelerden alsın? Örneğin yabancı endeksin 80 binlere geleceğinden çok net bir şekilde emin ise deli mi ki, enayi mi ki gelip de bugün örneğin Garanti Bankası hissesini 8 liradan alsın? Eğer endeksin 80 bin seviyelerine doğru geri çekileceğini düşünüyorsa bu bağlamda Garanti Bankası hissesinin de 7.10'lara, 7.20'lere kadar geri çekilebileceğini, belki de daha düşük seviyelere gelebileceğini hesap ederek o düzeylerden alım yapmayı düşünmez mi? Sizler olsanız böyle düşünmez misiniz? Emin olsanız ki endeks X seviyeye kadar düşecek, niye bugünden alım yapasınız? Veya niçin elinizdeki hisseyi bugünden satıp da 10 hisse satıp yarın 15 hisse almayasınız? Sevgili arkadaşlar, dünya piyasalarında bir belirsizlik var. Dünya piyasalarındaki büyük fonlar, büyük para babaları diye adlandıracağımız büyük baronlar, onlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kaldı ki Fed dediğimiz dünyanın en büyük ekonomisinin idaresini elinde bulundurmakta olan veya dünyanın en büyük ekonomisinin Merkez Bankası'nın yetkilileri olarak tanımlayacağımız bir kurumun kurmayları dahi her iki ayda bir fikir değiştiriyor. 2 ay öncesine kadar 3 faiz mi 4 faiz mi artıracağız derken bugün 2 mi artıralım 1 mi artıralım yoksa duruma vaziyete göre belki hiç faiz dahi artırmayıp esnek davranabiliriz gibi terimler dahi kullanabiliyorlar. Yani dünyadaki tüm piyasalar belli uzmanların ağzından çıkacak olan kelimelere bağlı bir şekilde hayatlarına yön vermekteler. Sevgili dostlar, bu paralel içerisinde şunu söyleyebiliriz. Böyle bir belirsizlik var iken piyasalar krizleri fırsata çevirmeyi düşünürler. Gereğinden fazla ucuzladığını düşündükleri bir ortamda kademeli bir şekilde pozisyon artırmayı ve işlerin yoluna girdiği veya piyasaların algısı anlamında, psikolojik bakış açısı anlamında normale döndüğünü düşündüğü anlarda oluşacak olumlu havalarda ise bu risklerini bir şekilde realize etmeyi düşünürler. Piyasanın genel mantığı, yabancıların genel mantığı budur. Bizler gibi bugünden yarını hesap etmiyor, krizleri fırsata çeviriyor. Dünyanın en büyük borsa liderlerinden George Soros bile diyor ki ben en büyük parayı kriz dönemlerinde kazandım. Herkes satarken aldım,
Herkes büyük bir coşkuyla alıyorken ise satış yaptım diyor. Çünkü en kolay alım ve en kolay satış bu süreçlerde yaşanabilmekte. Değerli arkadaşlar, yabancı takas oranındaki artışı görüyoruz ve bu artışın sebepleri içerisinde. Evet, bir kriz dönemi veya çok olağanüstü bir dönem yaşıyoruz ve yabancı bir şekilde pozisyonunu bu uygun seviyelerden artırmayı düşünüyor. Belki 3 ay sonrasını, belki 5 ay, belki 6 ay sonrasını hesap ederek böyle bir karar veriyor olabilir. Ama bir hikaye daha var değerli arkadaşlar. Borsalarda hiçbir zaman için 2 çarpı 2 4 etmez. Matematik burada çok farklı işler. Borsalardaki mantık psikolojinin çok daha ön planda olduğu bir mantıktır. Para piyasalarına ziyade psikolojik algıların, duygusal algıların biraz daha ön planda olduğu bir ortamdır. Size çok basit bir örnek vereyim değerli arkadaşlar. Değeri 3 kuruş bile etmeyecek. Lütfen yanlış anlamayın. O hisseyi veya o şirketi küçümsemek anlamında söylemiyorum. Mali değerleri anlamında söylüyorum. Değeri çok ama çok cüz'i rakamlarla ifade edilebilecek olan bir hisse senedinin bir bakıyorsunuz ki 2 hafta içerisinde veya 3 hafta içerisinde 3 kat 5 kat değer artırdığını görebiliyorsunuz. Bir anda 1 liradan 5 liraya 10 liraya çıkabiliyor. Ne oldu sevgili dostlar? O şirket bir şekilde çok olağanüstü ihaleler mi aldı? Ne oldu? Bir anda o şirket çok ama çok büyük işlere mi adım attı? Hayır. Defter değeri ve piyasa değeri denilen bir kavram var. Hissenin veya şirketin piyasadaki değeri X lira ama defter değerine baktığımız zaman çok daha komik seviyelerde. İşte bu bir psikolojik algıdır. Şu ihaleyi alacak, efendime söyleyeyim şöyle bir bağlantı yaptı, yabancının ilgisi var, yabancı ortaklığı söz konusu olabilecek, İşte çok büyük bir fon bu hisseye ilgi göstermeye başladı gibi gibi bir takım sebepler piyasaya yayılmak suretiyle o hisse hakkında bir albeni yaratılabiliyor. Şimdi bu konuyu nereye bağlayacağım? Önümüzde bir seçim süreci var. Ve ben şuna çok iyi biliyorum ve çok net bir şekilde yıllardır tanığımdır ki yabancı Türkiye'deki seçim sonuçlarını aylar öncesinden en doğru bilen ve tahmin eden ve bu tahmini ve bu değerlendirmesine bağlı olarak da pozisyon alıp başarı sağlayan bir yapıya ve özelliğe sahiptir. Açık ve net bir şekilde söyleyeyim değerli arkadaşlar. Ben Türkiye'de yayınlanmakta olan anketlerin hiçbirisine çok da fazla itibar etmiyorum. Niye biliyor musunuz? Kimisi kasıtlı bir şekilde farklı sonuçlar yaratmakta. Kimisi 2000-3000 kişiyle yapmış olduğu anketi sanki Türkiye genelinde yapılmış bir anketmişçesine, tüm Türkiye'nin sonuçlarını yansıtıyormuşçasına yapılan ankette Türkiye'nin değerlendirmesi budur, Türkiye'nin değerlendirmesi şudur şeklinde resmen aklımızla alay edercesine bir takım sonuçlar yaratmakta. Yahu bu kadar ciddiyetli, bu kadar önemli olan bir konuda 2000-3000 denekle rastgele sokakta görmüş olduğun 5-10 kişiyle yapmış olduğun röportaj niteliğindeki anketlerin sonucunu bana Türkiye'nin sonucu olarak anlatamazsın be kardeşim. Anket firması olabilirsin, şu olabilirsin, bu olabilirsin ama bu işin de bir ilimi, bilimi, bir istatistiği, bir kalitesi olmak durumunda. İşte bu noktadan hareket etmek kaydıyla yabancı milyon hatta milyar dolarlarını Türkiye'ye bahşetmiş ise, örneğin şu anda görüyoruz yani borsada %65 civarında adamların pozisyonları var. Tahvillerimizde, faizlerimizde, orada, burada, şurada birçok yatırımları var. Ve yabancı seçim sonuçlarını çok net bir şekilde bilmek ister. Çünkü seçimler sonrasındaki ülkenin akıbetinin ne olabileceğinin kendisinin geliri veya gideriyle de çok yakından ilgili olduğunu bilir. Onun için bizden çok ama çok daha iyi bir şekilde seçim sonuçları onları ilgilendirmekte. Bu sebeple yabancının bugünlerde ciddiyetle pozisyon artırıyor olmasını şöyle bir senaryo acaba olabilir mi şeklinde yorumluyorum. Yine seçim sonuçlarına yönelik olarak bir öngörüsü var. Bu seçim sonuçlarında da AKP iktidarının önemli bir başarı sağlayabileceği, genel anlamda siyasi istikrarın bozulmayacağı, her ne kadar bu bir yerel seçim olsa da, genel seçim özelliğini taşımıyor olsa da, çok olumsuz gelebilecek olan sonuçların belki bir anlamda bir erken seçim gibi bir riski gündeme getirebileceğine dair
bir endişeleri yok ise tabloyu çok net ve de şeffaf bir AKP başarısı olarak görüyorlarsa bu durumu bir psikolojik algı, psikolojik bir bahane olarak mı kullanmak istiyorlar? Evet, Türkiye'nin büyüme oranları %7'lerden %2'lere hatta ve hatta Fitch'in veya diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının öngörüleri babında %1,5'lara 1,3'lere kadar düşmüş olmasına rağmen hisse senetleri ve borsamızı olumlu yönde etkileyecek hiçbir net ve somut bir gerekçe elimizde bulunmamasına rağmen hele hele dünyanın içinde bulunmuş olduğu ekonomik durgunluk ve resesyon risklerinin gündemde olduğu bir süreçte bu anlamda bu kadar büyük bir sıkıntının olduğu bir dönemde Türkiye için çok özel bir iyi niyet beslemelerinin bir sebebi var mı? Yok. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Geriye senaryolar kalıyor. Psikolojik algılar kalıyor. Para değer kazanmak ister. Eğer o paranın değer kazanması için genel konjüktür bir destek sağlamıyorsa o büyük para baronları, o büyük para güçleri suni sebepler yaratabiliyorlar. Suni gerekçeler yaratabiliyorlar. Yani ortada mantığın kabul edebileceği hiçbir gerekçe olmamasına rağmen adamlar bir şekilde suni algılar yaratmak suretiyle piyasayı yukarıya taşımak, yeni alıcıları peşlerine takmak ve tabii ki yeni alıcıları peşlerine takmak demek aynı zamanda onların ilk seviyelerden, uygun gördükleri noktalardan satış yaptıkları anda hazır müşteri sorunlarını çözmek amaçlarına taşımaktadır. Sevgili arkadaşlar, yabancı takasındaki son günlerdeki artışın bir senaryo, bir simülasyon ve bir suni görüntü olabileceğini, önümüzde en önemli hikaye olarak da bir seçim mevzumuzun olması nedeniyle bu bahaneyi ve bu hikayeyi kullanmak suretiyle endeksi makul bir miktarda yukarı taşırken sanki Türkiye borsalarında çok olumlu bir hava esiyormuşçasına piyasanın yukarı gitme yönünde bir istekliliğin olduğunu yansıtmak babından alıcı çekebilme niteliğinde bir düşüncenin, bir adımın olabilme ihtimalini düşünmekteyim. Evet, yabancı bugünden 2 ay sonrasını ve 1 ay veyahut da 3-5 gün sonrasını düşünerek alım yapmaz. Daha ileri tarihleri düşünür. Piyasanın ucuz olması avantajını kullanır. Hay hay. Ama şu an için genel anlamda dünya piyasalarına baktığımız zaman 6 ay sonra, 8 ay sonra veya 1 yıl sonra piyasalarda çok büyük bir düzelme eğiliminin olabileceğine dair bir garanti var mı? Yok. Yabancı bu kadar belirsiz bir ortamda ve garanti olarak görmek isteyebileceği hususlarda bu kadar etkisiz unsurları varlığını dikkate alarak milyon dolarlarını, milyar dolarlarını bahşeder mi? Etmez. Bir son ihtimal daha ne kalıyor arkadaşlar? Efendim, Fed faiz artışlarına ara verecek. Belki de hiç faiz artışı yapmayacak ve bu durum gelişmekte olan ülkelere fayda sağlayacak. Evet, matematik olarak, hesap olarak, kitap olarak, teori olarak böyle bir mantık var. Fed faiz artırmazsa dolar, yani o yüksek miktardaki likidite dediğimiz, sıcak likidite dediğimiz büyük rakamlar ABD içerisinde kalmaz. Oranın faizini beğenmez. Kendisine daha başka gelir kaynakları aramak adına gelişmekte olan ülkelerin biraz daha risk iştahı yüksek mantığına ilgi gösterir. Buraya kadar doğru. Ama biz bakıyoruz ki Fed yetkililerinin açıklaması sonrasında dolar dünya genelinde değer kaybederken, efendim Japonya'nın karşısında değer yitiriyor, Euro-Dolar karşısında değer yitiriyor. Bütün bu kavramlara rağmen paranın ne ABD hisse senetlerine çok ama çok büyük bir iştahla kaydığını ne de gelişmekte olan bizim gibi gelişmekte olan ülkelere çok büyük bir iştahla kaydığını görmüyoruz. Ne çıkıyor ortaya arkadaşlar sonuç olarak? Çıkan sonuç şu: dolar ABD'nin bu kararsız ve bu hesapsız yaklaşımları yaratmış olduğu bu kaos ortamı içerisinde kendini bir şekilde frenliyor. Ne gelişmekte olan ülkelere kayıyor ne de
daha fazla riskli varlıklara kayıyor. Ne yapıyor? Mümkün mertebe altın gibi, Japon yeni gibi vesaire daha güvenli limanlarda veya hiçbir şey yapmıyorsa stabil kalmayı tercih ediyor. O halde bu teorem de çürüyor arkadaşlar. ABD'deki faiz oranları şu olacak, bu olacak ve para gelişmekte olan ülkelere ve dolayısıyla Türkiye'ye yayılacak. Evet, kağıt üzerinde böyle bir şey var ama bu konuda da ABD'nin, ABD dolarının temkinli ve dikkatli davranmak istediğini ve bu isteğine bağlı olarak ise oldukça dikkatli adımlar attığını görmekteyiz. Geriye kalan hikaye arkadaşlar seçimlerdir ve bu seçimler süreci içerisinde özellikle ve özellikle Türk hükümetinin alacağı kararlar, bu kararların ekonomik yapıya ne kadar zarar verip, daha doğrusu mali disiplin yapısına ne kadar zarar verip vermeyeceği konusu ve seçimlere yönelik olarak yaratılacak olan beklentinin bir psikolojik algı mantığıyla seçimlerden sonra çok iyi sonuçlar çıkacak ve ortam çok düzelecekmiş tarzındaki bir takım mesajlar bahane kullanılmak kaydıyla endekste bir iyimserlik görebiliriz. Evet, nereye kadar bir iyimserlik görebiliriz? Şimdi sevgili arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz grafiğimiz bir haftalık grafik olarak sizlere sunmak istiyorum. Haftalık grafiğimiz itibariyle biraz geniş açıdan bakmaya çalışıyorum. Çünkü seçimler demek yaklaşık 2-3 aylık bir süreç demek. Şurada arkadaşlar, bu grafiğimizi biraz daha büyük açıyla aldığımı söylemiştim size. 50 binlerden başlayan bir yükseliş trendi ve 120 bin lira kadar ulaşılmışlık durumunun söz konusu olduğunu biliyorsunuz. Oldukça geniş açıdan bakmak istiyorum. Çünkü niçin bu kadar geniş açıdan bakmak istiyorum? Şu günlerde endeksin 80 binler, 70 binler, 65 binler gibi gibi seviyelerinin dahi zikredildiği, bu seviyelere dahi bu gerilemelerin olabileceğine dair söylemlerin olduğu bir süreç içerisindeyiz. Olası en ciddi aksi ve sorunlu durumlarda bile endeks nereye kadar geriler sorusunun yanıtını verebilmek bakımından bu kadar büyük bir pencereden ve geniş bir açıyla bakmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, endeksin %50 Fibonacci desteği olarak ifade edebileceğimiz 85.730 seviyesini test ettiğini, bu seviyenin aşağısına küçük bir geri çekilme yaşadıktan sonra buradan hızlı ve sert bir dönüş yaşadığını ve ardından da %61.8 olarak tanımlayacağımız 94.160 seviyesini defalarca ve defalarca zorlamasına rağmen bu direncini geçemediğine tanık olduk. O halde endeks için ana kriter şu anda 94.150-200 seviyesinin aşılmasıdır. Bu seviyenin net olarak en az 3-4 gün boyunca destek konumuna getirilmesi durumunda ancak ve ancak endeksin 100.000 psikolojik seviyesine yönelik bir atağından bahsedebilmemiz mümkün olabilecektir. Ve hemen yeri gelmişken belirtmek isterim ki 100 bin direncinin aşıldığına dair 100 bin üzerinde birkaç kapanış görsek dahi asıl önemli olan konu 102.500 seviyesinin geçilmesidir. 102.800 seviyesinin geçilmesidir. 100 bin üzerinde birkaç kapanış görsek dahi bu kapanışların yanıltıcı, aldatıcı olma ihtimali üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Asla ve asla bir yatırım danışmanlığı kapsamında olmamak şartıyla 100 bin üzerinde kapanışlar görsek dahi pozisyonlarımızın önemli ölçüde azaltılmak kaydıyla eğer ki 102.700-800'lerin net bir destek olduğuna tanık oluyorsak bu durumda 110 binlere kadar gidebilecek bir akışın olabileceği beklentisiyle yeniden alım yapmak düşünülebilir. Ama şu an henüz 100 binleri, 102 binleri konuşmak için erken bir süre içerisindeyiz. Erken bir süreç içerisindeyiz. Öncelikle endeksin önünde aşması gereken dirençler veya eskilerin tabiriyle kırması gereken cevizler bulunuyor. Evet değerli arkadaşlar, endeksin şu an itibariyle, kısa vade itibariyle içinde bulunduğu tablo 120 dakikalık grafiklere baktığımız zaman, 2 saatlik grafiklere itibariyle baktığımız zaman, gün içerisindeki net ve hızlı dönüşleri, olumlu veya olumsuz yöndeki dönüşleri en net olarak, en seri olarak algılayabildiğimiz 120 dakikalık grafiklere baktığımız zaman, %38.2'ye denk gelen 91.000 seviyesinde, 91.100'ler seviyesinde
önemli bir desteğimizin oluştuğunu ve bu seviyenin şu anda üzerinde kalıyoruz ama dikkat ediniz %50 seviyesine denk gelen 92.120 seviyesi bir direnç özelliğinde ve biz bu hafta 92.000 üzerine minik bir sıçrama yaptık ama bu 92.000 direnci üzerinde kalamadık. 92.000 seviyesini destek konumuna getiremedik. Dolayısıyla kapanışımız 91.000 üzerinde gerçekleşti. %38.2 Fibonacci direncini aşmış olduğumuz mesajını verebilecek şekilde haftalık kapanışımızı bu değerler üzerinde gerçekleştirebildik. Önümüzdeki en önemli kritik direncimiz 92.000 seviyesi olarak görünmekte ve 91.000 seviyesi ise önemli bir destek konumunda. Şayet 92.000 seviyesini destek yapabilir isek bu durumda takip etmemiz gereken nokta arkadaşlar 93.230 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Burası da %61.8 Fibonacci direncine tekamül etmekte ve bunun ardından ise 96.800 seviyesi önem kazanacak bir seviye konumunda Fibonacci kriterlerine göre. Bir de sevgili arkadaşlar pivot sistem kriterlerini dikkate alarak bu haftanın önemli seviyelerini tespit etmeye çalışalım. Değerli arkadaşlar geçtiğimiz hafta için pivot seviyemiz 89.099 idi ve bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda endeksin iyimser ve olumlu bir seyir içerisinde olabileceğini düşünmüştük ve nitekim 89.000 seviyesinin üzerinde kalabildik ve endeks nispeten iyimser bir tavır içerisinde oldu. Şimdi bu hafta için arkadaşlar 91.170 seviyesi pivot seviyemizdir. 91.170 seviyesinin aşağısına gelmemek kaydıyla, bu seviye üzerinde tutunmak kaydıyla olası geri çekilmelerde bu seviyenin destek olarak değer kazandığını, görev ifa ettiğini görüyorsak bu durumda endeksin ilk etapta yönünün 93.000 seviyesine kadar olabileceğini, şayet 93.000 seviyesi aşılır ve bu seviye bir destek konumuna gelirse bu kez 94.000'e ve buranın da aşılması durumunda 95.800'e kadar bu hafta için bir yukarı eğilimin teknik anlamda mümkün olabileceğini söyleyebiliyoruz. Bir kere daha ifade ediyorum arkadaşlar. Eğer ki 91.170-91.200 seviyesinin aşağısına gelmiyorsa, bu seviye üzerinde tutunan bir görüntümüz var ise, yurt dışı endekslerinde de çok olağanüstü bir sıkıntı oluşmamak kaydıyla, endeksin bu hafta 93.000 direncini ve bunun da ardında 94.000 ve şartların daha da iyileşmesi koşul ve şartıyla 95.800-96.000 seviyelerine kadar devam edebilecek bir yukarı eğilimi gerçekleştirmesi teknik ihtimaller olarak mümkün görünebilmekte. Ve elbette ki teknik olarak mümkün görünen bir ihtimalin realite olarak gerçekleşmesinin hiçbir garantisi mevcut değildir. Bizlerin yapacağı nedir arkadaşlar? 91.200 seviyesini kısa vadeli düşünüyor isek bir pivot ve bir kısa vadeli mantık ile stop loss noktası olarak değerlendirmemiz. Zira bu seviyenin aşağısına gelinmesi durumunda 90.300 ve 88.500 seviyelerine kadar geri çekilme olasılığının olabileceği yönündedir. Sevgili arkadaşlar, geçtiğimiz hafta itibariyle en fazla lot bazında Kardemir hissesinin alım yapıldığını, yabancıların en çok Kardemir hissesine ilgi gösterdiğini, yine yabancıların en fazla Akbank'a, ardından Yapı Kredi Bankası'na, Garanti Bankası'na, Petkim Halkbank gibi genel anlamda banka hisselerine ilgi gösterdiğine tanık olmuş durumdayız. Ve yine genel olarak biyop pozisyonlarına baktığımız zaman, vadeli opsiyonlar piyasasına baktığımız zaman sevgili arkadaşlar, vadeli opsiyonlar piyasası nezdinde de vade başından itibaren Ocak ayı itibariyle, Ocak kontratları itibariyle TEB yatırımın 107.000, Merrill Lynch'in ise 76.000 kontrat civarında long pozisyonda olduğunu, yani endeksteki yukarı eğilimi daha çok önemsedikleri anlamında bir sonuçla karşı karşıya bulunmaktayız. İlk 5 kurum bazında en çok long mu yoksa short mu, yani en fazla endeksin yükselişi mi yoksa endeksin gerilemesi mi önemseniyor anlamında bir analiz yapacak olursak ise 53.500 kontrat civarında ilk 5 kurumun
endeksin yükselişi yönünde veya yükselebileceği yönünde pozisyon aldıklarına tanık olmuş durumdayız. Değerli arkadaşlar, endekse dair söylenebilecekler bunlardan ibaret durumdadır. Yabancı takasındaki bir artışın özellikle önümüzdeki seçim sürecine yönelik olarak bir beklenti veya bir hesap olarak mı yorumlandığı konusunu sizlerin takdirinize bırakıyorum. Seçimlere yönelik olarak nasıl bir sonuç bekliyorsunuz bilmiyorum. Ama yabancıların böyle bir tavır içerisinde olabilme ihtimallerini gündeme getirmiş durumdayız. Sonuç itibariyle değerli arkadaşlar, hafta içerisinde ve seans içerisinde sıklıkla endeksin ve de özellikle endeksin 2 saatlik ve 4 saatlik gibi kısa süreçli olan periyotlarını önemsiyorsanız, biop gibi, forex gibi alanlarda işlem yapmaktaysanız, bu hususta da bilgi sahibi olabilmek bakımından kısa vadeli destek ve dirençleri aktarmaktayım. İnşallah önümüzdeki hafta biraz daha yoğun bir şekilde endeks ve hisse bazlı analizlere ağırlık vermeye gayret göstereceğim. Twitter adresim @halukcanberk'tir. Buradan gün içinde ve seans içerisinde anlık yorumları biraz daha kolay aktarabildiğim için bu adresimi takip etmenizde yarar görmekteyim. Ve tabii ki YouTube kanalıma da zamanlı zamansız, gerekli gördüğüm zamanlarda ve olabildiğince sık aralıklarla da sizlere analizler aktarmaya gayret gösteriyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir biliyorsunuz. Abone olmanızı rica ediyorum. Anlık ve aktarılan yorumlardan derhal haberdar olabilmek amacıyla. Efendim, hoşça kalınız diyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Umuyorum ki borsa kanadında da gerek pozisyonlarınız var ise, gerekse yeni pozisyonlar alacaksanız başarılar ve bereketli kazançlar elde etmeniz ümidiyle. Saygılarım ve sevgilerimle hoşça kalınız.